ya kardeşim ben anlamıyorum. Diyor ki senin karşında dekolte hanım var, var açık hanımlar var. Allah Allah. E ben bütün televizyon kanallarını veriyorum. Bütün kanallar. Hatta bikiniyle tangama oynayan evet. kadınlar çıkıyor. Yani niye benim karşımda bir hanımın dekolte olması acayiplerine gidiyor? Ben anlayamıyorum. Allah alem kıskançlık. Yani net kıskançlık. Çünkü sokakta bir sürü dekolte hanımlar bütün, mesela yazın hepsi plaja gidiyorlar, hepsi mayo giyiyor. Bu beni eleştirenlerin %90'ı mayo ile geziyorlar. Değil mi? Yani iki parça. Tabii. İki parça mayo ile geziyorlar. Yani dekoltenin en gelişmişi artık o. Bütün yaz öyle geçiriyorlar. İki ay, üç ay, yahut bir ay ne kadarsa artık yaz tatilleri. Herkesin içinde. Değil mi? Yani ben bunu anlamakta biraz zorlanıyorum. Allah alem kıskanma. Olay başka bir şey değil. Çünkü insanların en çok kıskandıkları şey ve dile getiremedikleri şey işin doğrusu cinselliktir. En kıskandıkları şey odur. Yani o yüzden cinayet işler insanlar. Mesela kadın cinayetlerinin en büyük nedeni odur. Mesela erkeklerin yetersiz olmasından kaynaklanır. Güçsüz, onu yediremez gururuna, çeker vurur kadını. Yani kadının bir başkasından hoşlanmasından tedirgin olur. Etkili, yani şüphelenir ondan. O yüzden vururlar. Yani mesela kendinden emin olmuş olsa böyle bir şey olmaz. Onun için bunlara sürekli işte sen hiperseksüelsin, işte gözlerinden diyor seks akıyor diyor, konuşmalarından seks akıyor diyor. Ulan yani ne konuşmuyor, o zaman sokağa çıkmayalım. Yani bu ne biçim laftır bu ya? Ne biçim mantıktır yani? Hiperseksüel. O senin düşüncen içerisinde geliştirdiğin mantık yani. Kendi kafana göre geliştirdiğin mantık. E tamam, velev ki öyle olsam bile, Allah'a hamdolsun. Yani bir şey gibi, yani bir suç mudur yani güçlü olmak? Yani anormal bir şey değil ki bu. İnşallah. Sağlık alametidir, güzelliktir, iyiliktir bu. Yani bunu bile suçmuş gibi oturup sürekli gündeme getirmeleri çok anormal. Mühim olan helal ve harama dikkat ediyor olmaktır. İnşallah tabii. Helalle olduktan sonra bir Müslümanın güçlü olması, muktedir olması, iktidar sahibi olması bir nimet, güzelliktir. İnşallah. Bütün peygamberler güçlüydü, iktidar sahibiydi, muktedirdiler. Sahabeler de öyleydi. Allah'a hamdolsun. Yani bu bir onlar için bir suçlayıcı konu değil ki. Mesela o zaman münafıklar peygamberin gücünü çok kıskanıyorlardı. Haset ediyorlardı. Kur'an'ın çok fazla ayeti bu konuyu anlatır. Münafıkların tek konusu buydu. Peygamberin İnşallah. Gücü ve iktidarı. Ve kadınlara olan sevgisiydi. Yani buydu onların haset ettiği konu. Başka bir konu değil. Yani malı mülkü yok ki peygamberin malına mülküne haset etsinler. Yani başka da bir kıskanacakları bir şey yok. Peygamberimiz güzelliği var. Onu da kıskanıyorlardı gerçi ama Kur'an'a baktığımızda güzelliğinin üstünde durmuyorlar. O konu. Mesela Hazreti Yusuf'ta da hep cinselliğidir sorun. Yani onun üstüne durmuşlardır. Yani onun cinsel etkileyici gücü, kadınları etkileme gücü o. Onun sorun etmişlerdir. Ayette baktığımızda bunu açıkça görürüz. Evet inşallah. Dolayısıyla yani güçsüz insanların, zayıf insanların, iyiliş insanların hasetinden kaynaklanan bir uslup bu. Konu bu, başka bir şey değil. Yani kendilerinin zayıf olduğunu bilmenin verdiği eziklik ve azapla, acıyla dillendirdikleri bir uslup. Mesela bakıyorum Facebook'ta falan, konu bu. Yani bunun üstüne dönüyor. Çok acayip. Çünkü dekolte hanım her yerde var. Yani bana bu mantıklı gelmiyor. Ulan hepsi plaja gidiyor bunların. Tango maya, bikini maya oynayan kadınlar yan yana oturuyorlar. Akşama kadar koşuşturuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Onlar da oluyor da benim yani normal makul dekolteyle karşımda oturan bir hanım. Niçin bu kadar onları değil mi? Rahatsız ediyor ve acayip evet. Ben bunu anlayamıyorum. Bir de bütün kanallarda var. Mesela Beyaz TV'nin yayınlarında var hanımlar. Açık dekolte hanımlar. Samanyolu'nun, efendim Mehtap TV'nin yayınlarında var. Efendim Kanal 7'de var. Hepsinde evet. var. Var mı ondan bir bando? Evet var hocam. Bak yayın aynısı yani. Evet. Evet. Evet Samanyolu haber. Şimdi bu hanımlar dekolte değil mi? Bak onlar da dekolte. Başı açık evine var.
Tamam bak, göğüs dekoltesi de var. Tamam. Hangi şey kanalı bu? Abi mesela Samanyolu'yu tamam bak, modern hanımlar. Açık dekolte. Muazzez hanım değil mi? Muazzez Öfe. Evet. O da dekolte. Evet. Samanyolu. Bak buyurun hanımlar. Bakımlı falan normal. Sarışın hanımlar. Bak o da hanım. Onun da açık. Yine Muazzez Öfe'nin ismi var. Nedir bu? Bu da mı şey? Tamam. Tamam. Bak her şeyi yayınlıyorlar. Evet. Şimdi bak Samanyolu'nda yayınlanan şeyler. Biz şarkı türkü de söyletmiyoruz hanımlara. Öyle bir, evet, konu da yok yani. Değil mi? Yani şimdi eleştireceklerse önce bu yayınları eleştirmeler lazım. Acayip karşılamalar lazım. Bunları normal karşılayıp da benim konuştuğum insanların makul dekoltelerini acayip karşılarsa, evet makul de olmayabilir. Yani dekolte giyebilir yanımıza. Ben ona saygı duyarım. Tabii ki inşallah. İnşallah. Hayır, ben bikini mayona giyene de saygı konuşurum. İnşallah. Tanga maya giyse de konuşurum. Sohbet ederim. Yani İslam'ı Kur'an'a anlatırım. Bak buyurun. Hangi kanal bu? TGRT. Onlar da mesela şeyleri, patronları Nakşibendi Şeyhidir. İnşallah. Ve Ehl-i Sünnet'i titizlikle savunan insanı. Bak TGRT'nin yayını bu. Açık dekolte dersen bak işte onlar da açık. Yani Hüseyin Hilmi Işık hocamızın talebeleri Enver Ören. Yani Enver Ören şu an sağdır. Kendisi Nakşibendi Şeyhidir. Profesör aynı zamanda. Bak, TGRT'nin yayınları bunlar. Evet. Ben hiç duymadım mesela TGRT'de bu niye yayınlanıyor böyle? Hani evet, hanımlar evet. Hiç duydunuz mu siz? Yok, duymadık hocam. Evet. Mesela Kanal 7'ydi, o da muhafazakar bilinen bir kanal. Bak buyurun, hanımlar halay çekiyorlar, eğleniyorlar. Bak başörtülü hanımlar da var. Evet hocam. Efendim, bak hanımlar şarkı da söylüyorlar, baş açık bir dekoltesi de var hanımın. Sarışın hanımlar. Bu hanım da dekolte, kıyafeti açık, evet. Yine Kanal 7'de hanımlar bak oturuyorlar, şarkı söylüyorlar bunlar. Yani ben anlamıyorum. Bende olduğunda bizim konuşmalarımızda neden acayip karşılıyorlar? Bunları niye normal karşılıyorlar? Hayır, ben zaten kardeşlerime saygılıyım. Yani oradaki insan bak diyorum, ben bikini mayonu kadınla da ben konuşuyorum. Sohbet ederim. Yani konuşulmaz demiş yok. Ben %100 Müslüman olarak da kabul ederim. Muttaki kabul ederim. Ya ben öyle kin nefret duymam. Yani yobazlar gibi hani bunlar işte kahrolsun, bunlar fasıktır, kötüdür bilmem işte yüzüne bakılmaz konuşulmaz demiyorum. Bilakis değer veriyorum, saygı duyuyorum, hürmet ediyorum ve değerli Müslümanlar olduklarına inanıyorum. Maşallah. Evet, herkesle de konuşuyorum. Bak mesela sen çarşaflısın, o başörtüyle. Benim canım da başı açık. Hepsini de çok seviyorum. Maşallah. İnşallah. Maşallah.